2, 4, 6 tane patates kullanıyorum. Eğer patates yeterse, yani fazla gelirse 2 tane de meze yapacağız. Basit ama lezzetli. Sıcak su. Su ürünü geçecek. Kaynamaya başladığı anda kapağını kapatıyorum ve arka ocağı alıyorum. Bir yemek kaşığı ayçiçek yağı, bir yemek kaşığı zeytinyağı. Yaptığımız yemeğin çok lezzetli olması gerekiyor. Moralimiz yüksek. Kıbrıs'a gittik geldik, bütün stresimizi attık. İki tane tavuk göğsü var. Bir tanesi kesilmiş. Sizden istediğim tavuk göğsünü, isterseniz tek tavuk göğsüyle de yapabilirsiniz. Şöyle şerit halinde yanlamasını kesmeniz. Daha sonra yanlamasını kestiğinizi küçültüp bu şekil, bu büyüklükte küçük parçalar. Ve tavuklar tavaya. Kesme perdesi kullanmanın faydaları. Tavuklar pişene kadar ilk önce tavukları atıyoruz. Demin de söylediğim gibi bizim yaptığımız yemeğin çok lezzetli olması gerekiyor. Tavukların yağı ilk başta kendini bırakacak. Soğanları küp küp küçük küçük yemeklik doğrayın. 2 havuç rendeliyoruz. 2 havuç. Bu da ikinci havucumuz. Havuçlar da tamam. Ve görüyor musunuz? Tavukları teflon tavada yapsak böyle parçaları yapışmayacak. Ve bütün lezzet tavaya geçmeyecek. Tavuğun böyle bütün lezzeti tavaya geçiyor. Tavukları şöyle yana alıyorum. Tavamı açıyorum. Soğanları da oyuna katıyorum. Tavayı kullanabilmek önemli. 2 tane Charleston biber. İsteyen sivri biber de kullanabilir. Müthiş kokuyor burası. Müthiş. İçindeki çekirdeği ile birlikte. Bu tarifte çekirdeği önemli. Bütün lezzetini verecek. Artık şöyle bir soğanla tavuğu karıştırabiliriz. Şu görüyor musunuz? Çelik tavanın böyle rengi dönmeye başladığı anda bilin ki lezzet bombası ortaya çıkmaya başladı. 5 dakika sonra havuçları da oyuna katıyorum. Bir 5 dakikada havuçlarla pişmesine izin veriyorum. Biberler. Biberler de hemen oyuna. 1,5 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 tatlı kaşığı biber salçası. Tamamen opsiyonel. Yarım yemek kaşığı tereyağı. Ben size birebir tarifi veriyorum. İsteyen kullanmayabilir. Sevmediğiniz şey varsa kullanmayın. Ama birebir tarifi veriyorum. Tereyağı sevmeyen kullanmayabilir. Ama kullanırsanız çok lezzetli olur. Soya sosu sevmeyen kullanmayabilir. Ama kullanırsanız çok lezzetli olur. Orijinal tarif böyle. 1 2 şu yanlara atalım. 3 yemek kaşığı soya sosu. Tereyağı erirken salçayla birlikte tereyağı açılsın. İyice salçayı tavada açtım. Bakın tavada açıyoruz ve yavaş yavaş bütün yemeği salçayla buluşturuyorum. Bakın şu karamelize olmaları görüyor musunuz? Bazıları yandı diye bir, oysa ki lezzet orada. Teflonda bunu yakalayamazsınız ama yapışmaz. Ha, kötü mü olur? Olmaz ama bu kadar lezzetli olmaz. Yarım çay bardağı içme suyu. Şöyle yanlardan veriyoruz. Tavadaki bütün lezzeti diklez ediyoruz. Tavamın altı iyice kıstım. Kapağımı kapatıyorum. Patatesleri böyle alıyorum. Evet, bütün patatesi aldık. İyice sulandı, görüyor musunuz? Bu şimdi iyice pişsin. Suyunu çektireceğiz. Arkada pişmeye devam etsin. Sakın makine kullanmayın. Yani blender falan. Burada patatesimizin kıvamlı sert olması gerekiyor. O yüzden çatalla eziyorum. Meze için yeterli olacak patates. Fazla var gibi gözüküyor. Umarım yanılmıyorumdur. Şöyle iki tane. Şöyle bir bakayım. Şu bir. Şu bir. Yani ölçülü yapıyorum ki patates sınırlı olduğu için. Şu da iki. Bunu meze yaparken kullanacağız. Yarım çay bardağı süt. Bir avuç, ne kadar kullanmak isterseniz, dereotu hemen ince ince doğrayın.
dereotu da oyuna. 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, curry mutlaka, bakın hatta 2 çay kaşığı, mutlaka patates, yumurta, tavuk olduğu zaman curry baharatı aklınızda bulunsun. Curry müthiş yakışır. Süt kullanmak istemeyen yarım çay bardağı patatesin suyundan kullanacak. Patatesin soğumasını beklerken tavamın, tenceremin ağzını açıyorum. Suyunu çekmesi için 5 dakikada ağzı açık pişiriyorum. Sadece 5 dakika. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı ya şunun? Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? 2 çay kaşığı kadar zeytinyağı. Mutlaka patatesin soğuması lazım. Eğer soğuk olmazsa alemi cihan olsanız şekil veremezsiniz. Miktar herkesin avucu kadar. Şöyle yuvarlak yaptıktan sonra hemen bir tane bırakıyorum. İkincisi elinle yuvarla ve bırak. Bir tane daha. İçini dolduralım. Böyle domates püresi kullanabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi daha önceden kışlık yaptığınız domates sosunuz, püreniz varsa şöyle 250 gram kadar, hiçbirisi yoksa domates rendeliği, pul biber, kekik, 1 çay kaşığı kadar şöyle kırarak bütün aroması geçsin. Yarım çay kaşığı tuz, karıştır. Geri kalanı hemen dök. Yemek hazır. Bu hemen fırına. 200 derece peynir eriyene kadar. Ezdiğimiz patatesin yarısı hemen böyle. Fırında pişerken yemeğimiz, biz mezeleri bitirelim. Patatesi şöyle iyice bir ezin. Çok basit 2 tane patates mezesi yapıyoruz ama hayat kurtarır. Salatalık turşusu. Bu miktar için 2 tane yeterli. Ortadan 2'ye, sonra tekrar 2'ye ve sonra tekrar 2'ye. Toplam 4'e bölüyoruz. 4'e böldüğümüzü küçük küçük inceltebildiğiniz kadar inceltin. Bir yemek kaşığı kadar limon suyu, mayonez, toplam 2 yemek kaşığı. 1 çay kaşığının ucuyla tuz, karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, acı sevmeyen toz biber kullanabilir. Ben ikisini de kullanıyorum. Kırmızı toz biber 1 çay kaşığı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, Koray mayonez var. Yine de zeytinyağı mı? Evet. 1 sarımsak. Bu kadar basit. Bir tadına bakın bakalım. Bunun daha önce daha kapsamlısını size göstermiştim kanalda, mayonez, ton balıklı olanı. Bakın hemen şuraya bırakıyorum. Onu mutlaka yapın. Bak nasıl da belekli etli oldu, görüyor musunuz? İşte meze işi böyle. Koray, Ramazan'da içki içmiyorum. Ya içki bu nereden geldi ben anlamıyorum. Yani mezeyi sadece içki içenler mi yiyebiliyor? Yani biz de bak şimdi iftar açacağım ama meze yiyeceğim. Tuzuna falan bakamıyoruz. Artık siz yaparken bakacaksınız. Böyle bir düzelt. Biraz da şuna renk verelim. Evet. Şu bir. Süzme yoğurt kalmamış. Ne yazık ki. Onun için şu normal yoğurdu, çok uzun zamana ihtiyacım yok. Bakın suyu akıyor. 5 dakika boyunca şöyle beklese benim için yeterli olacaktır. İkinci meze için ayırdığım patates. İyice ezdiğinizden emin olun. İyice. 2 diş sarımsak. Yarım yemek kaşığı zeytinyağı. Tuz miktarı siz ayarlayacaksınız ama patates tuzu sever. Ve karabiber. Süzme yoğurt çok daha lezzetli yapar. Bilginiz olsun. Yani süzme yoğurt olmalıydı burada. Yani %50 lezzeti farklılaştırır süzme yoğurt. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Devam. Kırmızı pul biber. Bu mezenin olmazsa olmazı gibi düşünebilirsiniz.
yoğurt her yere nüfus etsin. Bakın köşelerdeki cıvık yoğurt kalmasın. Kore, ikisi de patatesten. Lezzeti fark ediyor mu? İkisi de apayrı tatta. İkisi de tamamen apayrı bir tatta. Yine pul biberle renklendirin. Biraz dereotu. Tadına bakınca eldeki malzemeden bu kadar nasıl lezzetli olacaksınız. Şuna ton balığı katarsanız şov olur. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Açın ağzınızı. Bir parça daha tadına bakmalısınız. Bunu böyle anlayamayız biz. Şusundan da alalım. Evet. Yine ilk lokma sizin. Kendime ufak bir eleştiri. İsteğe göre biraz daha mayonez konulabilir. Tadına bakamadığım için yaparken tuzu size kalmış. İdare eder bana göre tuzu. Artık sadece mutfağa gelip yapması size kaldı. Hala izleyip izleyip abone olmayan da. Her zamanki tabii ki sizi unutmadım. Unutacağımı da zannetmiyorum. Hepimize el sağlık. Tekrardan herkese selamlar.